A'raf suresi 180. Allah dedi ki en güzel isimler Allah'ındır. En güzel isimler, en latif isimler, hakkı ishar eden isimler Allah'ındır. O halde ona bu isimlerle dua edin dedi ya Allah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o vasıtaya sığındı. O vesile ile alemlerin Rabbi olan Allah'a şimdi münacat edecek. Diyecek ki, Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru, üzüntümün cilası, kederimin gidericisi kıl derse, muhakkak ki Allah Azza ve Celle onun endişesini giderir ve onun hüznünü mutluluğa çevirir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçmektedir. Bu hadis ile alakalı İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah bakın şöyle bir yorumda bulunmuş. Hüzün, endişe ve keder, kalbin canlılığı ve aydınlığı ile çeliştiğinden dolayı, demek ki bir Müslümanın kalbinde şartlar ne olursa olsun keder, hüzün, endişe, kasvet, korku yer almayacakmış. Bu müminin kalbinde olması gereken canlılığın ve aydınlığın zıttıymış. Bundan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan bunun Kur'an ile giderilmesini istedi dedi. Bu hastalıklar, sonra bunu hastalık olarak niteledi kalp doktoru. Bu hastalıklar Kur'an ile yok olur ve bir daha tezahür etmez dedi Subhanallah. Bu hastalıklar Kur'an ile giderilir ve bir daha o kulun kalbine bunlar sirayet etmezler. Ancak bu hüzün, keder ve endişe Kur'an'ın yolu ile değil, başka şey ile, yani sağlık, evlilik, çocuk, makam ve dünyalık diğer işler ile giderilirse, bunlardan uzaklaştıkta takdirde veya kalp bunu benimsedikten sonra hastalıklar tekrar zuhur edecektir. Subhanallah. Vallahi biz buna şahidiz. Kendi üzerimizde teşhis ettiğimiz bir vakadır. Bekarlar evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra genç kardeşlerim üniversiteyi kazanıp güzel bir kariyer ve iş elde ettikten sonra memur olan veya emekli olan abilerim de işler artık bittikten sonra dünyanın meşakkatini, yorgunluğunu almış olduğu küçük bir yazlık evin içerisinde o mutluluğu ararken vallahi de onu yitirdiği günün sabahında hüzün, keder, endişe, korku, kasvet onu dört bir yandan kuşatacaktır. Buna şahit miyiz? Vallahi şahidiz. Şimdi buraya Anadolu'dan gelen kardeşlerim var. Biri Adana'dan geldi, biri İskenderun'dan geldi, biri Ege bölgesinden geldi, diğeri Karadeniz'den geldi. Bir üniversiteyi elde etmek, onunla mutlu olmak, dünyanın sefasını tabir yerindeyse hissedebilmek için geldiler. Vallahi okula geldikleri günün ertesinde, ya dediler ki vallahi ben mutluluğu bu okulun koridorlarında bulamadım. Bu sefer evliliğe yanıldılar. Bana saliha bir eş nasip olursa dünyanın en mesut insanı ben olurum dedik. Evlendikten bir hafta sonra kalp alıştı, beden alıştı. Baktı ki o da bizi mutlu edecek bir çare değilmiş. Yanlış mı söylüyoruz Müslümanlar? Bakın demek ki hüznü gideren, insanı güven içerisine koyan Allah'ın kitabından başka bir şey değilmiş. Abdullah İbni Mesud ekledi, dedi ki bu sözlerin üstüne tabir yerindeyse, şüphesiz bu Kur'an, Allah'ın kitabı, Allah Azza ve Celle'nin yeryüzündeki ziyafetidir. Tabir yerindeyse sofra.
Kim o ziyafette katılırsa o kimse güven içerisindedir. Allahu Ekber. Dün işçi olan kardeşlerim vardı. Dediler ki abi işçi olmak bizim mutlu olmamıza engelmiş. Ailemize vakit ayırmamıza engelmiş. Davamıza vakit ayırmamıza engelmiş. Allah yolunda infak etmemize engelmiş. Bu perdeyi ortadan kaldırıp iş sahibi olduğumuz gün, demek ki benim mutlu olacağım günmüşüz demişiz, gene yanılmışız. Dükkanın kapısını açtığımız anda keder, kasvet, hüzün, endişe, korku dört bir taraftan sarıyor. Paçamızdan tutuyor, ellerimizden tutuyor. Bizi Allah'a değil, şeytana doğru yaklaştırıyor. Endişelerimiz artırıyor. Dolar arttı mı? Enflasyon çöktü mü? Kriz masada, seni mutlu edecek unsur uzaklaşıyor. O zaman o kalpte peyda olmuş hastalıklar hemen zuhur etmekte. Ama bakın selef elhamdülillah ne güzel söylemiş. Kur'an Allah'ın yeryüzündeki ziyafetidir, sofrasıdır. Kim o sofraya katılırsa, kim oraya misafir olursa, kim orada bulunursa, o kimse güven içerisinde olacaktır diyor Abdullah İbni Mesud.